Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz bitmeden programında bu akşam emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi ağırlıyoruz. Kozmik Oda soruşturmasına takipsizlik kararı verildi. Peki bu verilen takipsizlik kararıyla dosya çöktü mü? 2009 yılında Kozmik Oda soruşturması yine bir planın parçası mıydı? Yoksa bu dava gerçekten var mıydı? Şu anda nasıl bir süreçten geçiliyor? Ergenekon ve Balyoz davalarını konuşacağız. Adnan Tanrıverdi ile hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Kozmik Oda'dan başlayalım isterseniz. Nedir Kozmik Oda? Neler bulunur içerisinde? Kimler girebilir? 2009 yılında Türkiye Kozmik Oda ile tanışmış oldu. Evet. Aşağı yukarı her askeri birlikte çok gizli, gizlilik dereceli evrakların muhafaza edildiği, özellikle çok gizli NATO veya milli evrakların muhafaza edildiği, korumalı pencereleri, kapıları, şifreli kilitlerle girilebilen, sadece onun görevlisi olan bir güvenliği yapılmış bir asker kişi tarafından açılıp evraklar alınıp verilebilen bir bölümler. Bu Özel Harp Dairesi'nin yani Seferberlik Tetkik Kurulu'nun birimlerinde olduğu gibi diğer nizami kuvvetlerimizin her biriminde Tugay seviyesine hatta müstakil tabur seviyesine kadar olan birimlerde bu tür gizli evrakların muhafaza edildiği odalar veya kasalar vardır. Yani Kozmik Oda devlet sırlarını da içeren veyahut da silahlı kuvvetlerin seferi sırlarını içeren belgelerin bulunduğu odalar diyebiliriz. Peki o dönem çok tartışıldı. Kozmik Oda'ya girilemez, girilebilir tartışması. Sizce o dönemki yapılan operasyon doğru muydu Kozmik Oda soruşturması? Tabii yani şimdi normal ceza muhakemeleri kanununun yani 125. maddesinin 2. fıkrasında ya şöyle bir düzenleme var. Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler ancak mahkeme hakimi veya heyet tarafından incelenebilir. Bunun birinci kısmında mahkeme hakimi derken birinci kısmını söyleyeyim evvela. Evet. Birinci fıkrası bir suç olgusuna ilişkin bilgiler içeren belgeler devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Yani bu devlet sırrı çok gizli bir evraklar var burada. Mahkemeye karşı bunu biz veremeyiz demeye yasal olarak hiçbir kurumun gücü yok. Dolayısıyla devlet sırrı olsa bile o mahkemeye ibraz edilmek lazım. Ama bunu sadece hakim, mahkemenin hakim inceleyebilir. İkinci fıkra onu düzenliyor. Savcılar inceleyebilir. Hayır. Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler ancak mahkeme hakimi veya heyet tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler hakim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydedilir. Yani kalemindekiler, savcılar, o davanın hakiminin dışındakiler bunu inceleyemezler. Hakim de dava ile ilgili bilgileri oraya delil olarak tutanağa kendisi geçer diyor. Bu madde hükmü hapis cezasının sınırı 5 yıl veya daha fazla alt sınırı 5 yıl veya daha fazla olan davalarda bu madde geçerli. Yani diyelim ki bir yıllık bir ceza alacak alt sınırı bir suç var. Bu suçtan dolayı gizli belge incelenemez. Alt hududu 5 yıl olacak. O bakımdan belki suikast teşebbüsü veyahut da işte devletin nizamını değiştirmek gibi alt sınırı yüksek olan cezalar gibi bir şeyden dolayı bu operasyon yapılmış diyebiliriz. Yani Bülent Arınç'a suikast yapılacaktı gibi bir iddiayla Kozmik Oda'ya girilebilir mi peki? Yani o suikastın alt sınırı 5 yıldan fazla olduğuna göre girilebilir diyorsunuz evet. Böyle bir bahane. Evet. Peki. Zaten bunu eğer şeyi incelemişsek eğer kovuşturma yer olmadığı kararında da açıklanmış vaziyette bu. Yani Kozmik Oda'ya evvela girme istendiği zaman bu madde konulmuş karşılarına. Yani hakim olmadan yöneticiler tarafından hakim olmadan buraya giremez. Sonra mahkeme kararı olmuş ve hakim gelerek hakim buraya girmiş. 26 Aralık'tan itibaren
ilgili mahkemenin kararıyla, 11. Ceza Mahkemesi'nin kararıyla mahkeme hakimi gelip girmiş ve orada aşağı yukarı 20 Ocağı kadar 25 günlük süre içerisinde bu bölümdeki, yani Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı bünyesindeki bütün odalar, evraklar, hatta çok gizli hard diskler dahil hepsi incelenmiş bu süre içerisinde. Peki ne zaman kuruldu Türkiye'de Seferberlik Tetkik Kurulu? 1955 yılında, evet. 1952 yılında NATO'ya girmeyi mütakip. Tabii o zaman bizim NATO'ya girme sebebimiz özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra Rusların Boğazlardan hak talep etmeleri ve Kafkaslardan gelecek tehlikelere karşı Türkiye kendini bir ittifakın içerisine sokma ihtiyacı duymuştu. O nedenle de topyekun savunma ihtiyacı vardı. Yani nizami güçleriyle, kuvvetleriyle sınırlardan itibaren başladığı savunmayı eğer sınırda durduramazsa taarruzları, geri çekilmesi halinde düşman işgali altında kalacak bölgelerde nasıl bir organizasyon olsun? Bu NATO sistemi içerisinde Türkiye'ye girmiş bir şey. Bizde de geçmişte bu tür mukavemet sistemleri var. Ama bizim şimdi uyguladığımız Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki uygulanan sistem NATO'ya girişimizle beraber Türk topyekun savunma sistemi içerisine girmiş bir organizasyon diyebiliriz. Peki bu Seferberlik Tetkik Kurulu, yani Kozmik Oda dediğimiz diğer adıyla Kozmik Oda demeyelim istersen. Seferberlik Tetkik Kurulu. Çünkü bu kavram karışıkası oluyor. Kozmik Oda gizli evrakların şey olduğu yer orada. Ama Seferberlik Tetkik Kurulu organizasyon, yani bir savunma organizasyonunun idarecileri. Peki burası mesela hani Türkiye'nin bir de darbelerle geçmişi var. 60 darbesi, 70, 80, 28 Şubat. Bu süreçlerde Seferberlik Tetkik Kurulu'nu aslında biz çok fazla konuşmadık. Darbeler sürecinde amacının dışında kullanılmış mıdır buralar? Şimdi Seferberlik Tetkik Kurulları Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı düzenli ordunun içindeki bir birim. Evet. Eğer siz veyahut da darbeyi yapan silahlı kuvvetler emrindeki bütün unsurları kullanır. Ama bunların nasıl kullanıldığı konusundaki mesele işte bu tür araştırmalarla ortaya çıkabilir. Yani Kozmik Oda'ya girerek mi? Girerek tabii yani. Peki. Başka türlü bunu bilemezsiniz. Yani şimdi Seferberlik Tetkik Kurulu'nda aklımda ne gelsin onu ben kısaca bir söyleyeyim. Şimdi normalde yükümlü askerlerimiz yani 20 yaşına gelince askere gittikten sonra bunlar askerdeki durumlarına göre değerlendirilir terhis olurken. Ve biliyorsunuz işte 45 yaşına kadar ihtiyatlık dönemi var. İhtiyatlık dönemi içerisinde muvazzaflık bittikten sonra bu dönem içerisinde kimisi seferde herhangi bir şekilde Türkiye bir harbe girecek olsa seferberlik ilan edildiği zaman hangi birlikte nizami asker olacak görev yapacağı belli olur. İhtiyat askeri nerede olacağı. Bir de bir kısmı da böyle ihtiyat askerine nizami olarak alınmaz. Onlar siz görev içeri yani muvazzaflık görevi sırasında seçilir. Kendi bölgelerine göre onlar işte bu Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kadrosuna girerler. Sivil olarak. Bunların görevi ne olacak? Eğer o askerlerin o ikamet ettikleri yerler düşman işgali altında kaldığı zaman o bölgede gayri nizami harbin yani asimetrik savaşın gerideki sivil mukavemetin nüvesini oluştururlar. Bu sivil mukavemette işte gerilla, yeraltı, kurtarma kaçırma gibi kısımları vardır. Buralarda görevlendirirler ve bu ihtiyatlık döneminde çok gizli olarak münferit tek tek eğiticisini daha görmeden onlara yapabilecekleri, yapmaları verilecek görevlere uygun şekilde yetiştirirler. Bu yetiştirme içerisinde, şehir içerisinde normal gündüz görevini yaparken gece, bakın bunu ayırıyorum, üstüne basıyorum. Eğiticisini görmez, sözünüze takıl. Nasıl eğitim alıyor eğiticisini görmeden? Ya arada bir paravan vardır, perde vardır. Evet yani. O denli gizlenir bunlar ki şey olmasın. Yani farz edelim, ben sizin yüzünüzü bilmesem, beni ne kadar zorlasınlar sizi tarif edemem.
Çünkü bu şeyde yani gayri nizami harp prensibinde önce emniyet sonra verim prensibi gelir. Önce güvenlik içerisinde olacak kişiler sonra ona verilen görevleri yapacaklar. Kendilerini ifşa etmemesi, başkası tarafından ifşa edilmemesi gerekir. Bu tür gizlilik içerisinde onlar eğitilirler, yetiştirirler. Şimdi bunları böyle yetiştirmişken silahlı kuvvetler darbe yapıp asli görevi sınırları savunmakken tutup içeride iktidarı değiştirmek için silahlı kuvvetlerin başındaki komutan silahlı kuvvetleri o istikamette kullanınca bunları kullanır mı? Kullanabilir. Kullanmış mıdır? Onu o zamanki verilen görevlere iyi inceleyerek ancak araştırılabilir, anlaşılabilir. İşte girme sebebi aşağı yukarı ortaya çıkan çok evrak vardı. Yani 2900 yılını hatırlarsak efendim işte bir sene önce parti kapatma davası olmuş. Onun arkasından 2007'de 27 Nisan muhtırası verilmiş. Onun arkasından işte Ergenekon soruşturmaları devam ediyor. Ergenekon soruşturması 16 ayrı iddianame var. Bunlar devam ediyor. Efendim Balyoz davası hazırlanmış, iddianamesi verilmek üzere. Yani bir noktada Türkiye geçmişteki darbelerle ve özellikle 28 Şubat ve ondan sonraki darbelerle, darbeci girişimlerle böyle boğuştuğu bir dönem bu. O bakımdan nerede ne var, nasıl oluyor, savcıların eline gelen bilgi belgelerden daha esasına nereden ulaşılabilir diye mutlaka istihbarat elemanlarını veyahut haber toplama birimlerini yönlendirdikleri bir dönem olduğunu düşünmek lazım. Yani bugünkü gibi düşünürsek eğer bu acaba maksatlı mı kullanıldı diye bir yanlış yoruya gidebiliriz. O günkü kargaşayı ve o günkü mücadeleyi hatırlamamız lazım. Peki Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olanları mesela TSK içerisindeki diğer askerler bilirler mi? Yoksa onlar bilirler. Yani, bilirler mi? Kimin tabii, görevli olduğunu? Tabii yani onu o belli yani bellidir. Muazzaf olanlar bellidir. Onlar yönetici, idari kadrolardadır. Ama bakın şimdi hani mesela, şimdi eğiticisini görmez dediniz ya oradan. Eğiticisini görmez. Ama kim görmez? O sivil olan yani asker değil. Belirli bir süre, belirli amaçla bir gece, iki gece bir maksatla eğitime çağrılır bir şekilde. Ondan sonra eğitimini alır gider. Anladım. Ama o birimlerde mesela bu tür personeli bilgilerini dosyalanan birimin işini öbür bilim biri bilmez. Anladım. Buna kompartimentasyon denir. Yani bu odanın işini öbür oda bilmez. Öbür odanın işini yani bilir de o güncel bilgilerine vakıf değildir. Planını bilmez, ne yaptığını bilmez. Birbirlerinin işlerine de karışmazlar. Seferberlik Tetkik Kurulu içerisindeki farklı birimlerdeki muazzaf askerler de birbirinin işini bilmezler. Peki, darbelerin izini bulmak için bu odaya girilebilir dediniz. Çünkü yani darbelerin izini değil. Darbeciler belli zaten. Evet. Darbeciler bu birimden hani istifade etmiş mi? Emir komuta içerisinde evet, ettiler mi? Evet, bu birimden istifade etmiş mi diye. Bunların ortaya çıkması için Kozmik Oda bu bağlamda önemli yerlerden birisidir. Yani Kozmik Oda demeyelim. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun gizli birimleri diyelim. Tamam. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun belgelerine ulaşmak, sır sayılan belgelerine ulaşmak, Seferberlik Tetkik Kurulu'nun organize belgelerin ettiği sivil oda mı unsurları, diyorsunuz siz? Sivil unsurları kullandı mı kullanmadı mı darbeciler? Hı-hı. Yani hani bir kısım belki faili meçhuller var. Veyahut da bir kısım psikolojik harekat yani bugün algı yöntemi evet. diyoruz. Evet. Yani kişiler üzerinde 28 Şubat'ta bunu çok fazlasıyla gördük. Oldu fazlasıyla biliyoruz mesela. Acaba o kişilerde böyle kullanıldı mı? Hani bugün her gün biz sokakta karşılaştığımız bir insan bize herhangi bir şekilde bir yere yönlendirmek istiyorsa bu yönlendirme şeyi kendi kafasından gelen mi planlı bir iş midir? Bunu anlamamız için oraya da bu görevin içerisinde kullanıldı mı diye inceleme ihtiyacı doğabilir. Siz Kozmik Oda demiyorsunuz değil mi? Yani Kozmik Oda dediğimiz şey gizli evrakların saklandığı yer diyorsunuz saklandığı ama. Yer. Ama şimdi mesela diyelim ki Genelkurmay Başkanlığı'nın Kozmik Odası var.
Ondan sonra kuvvet komutanlıklarının var. Her birimin yani kozmik odası var. O da tek değil, odalar var tek diyorsunuz. Değil. Gayet tabii yani. Tamam. Oralar ayrı, mesela orada başka bilgiler. Burasınki, buranın gizli evrakları en gizlisi personelidir. Yani seferde kullanacağı sivil personel en gizlisidir. İkinci gizlisi bunları nasıl kullanacağı dair planları gizlidir. Evet. Üçüncü gizlisi de bunu amacına aykırı kullandı mı? Ele geçirdi. Buna dikkat edin. Tamam. Üçüncü gizli olan bu şeyleri bir darbe döneminde amacının dışında kullandı mı? İşte bu araştırma konusu. Öbürleri olmaması lazım. Yani seferde sivil kişiler nasıl görev yapacak? Bu kişilerin hangi görevleri yapacak? Bunlarla ilgili planlar gizli, çok gizli. Açıklanmaması gerekir. Bunun yanında bunlar amacının dışında kullanıldı mı? Bu araştırılan bilgi, araştırılması gereken bilgi bu. O odada ele geçirilen o zaman Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kozmik odasında belgelerin saklandığı oda da ele geçirilen belgelerde beyaz, siyah, yeşil ve turuncu personel listesi. Bunları biliyor muyuz peki? Beyaz mesela... Yani güvenilir. Yeşil, şüpheli. Siyah. Ondan sonra siyah güvenilmez anlamına yeşil. Gelen. Yani bunu şey yapabiliriz. Şüpheli, takibi gerekir. Güvenilir. Turuncu beklemede gerekir, kalsın. Şüpheli. Ondan sonra güvenilmez. Şöyle söyleyelim. Güvenilir. Personeli alakalı tutulan. Bu o... Birim içerisindeki... Yani sivil görev vereceğiz ya biz şimdi. Bir, sivil görev vereceklerimiz var. Bir de o bölgenin demografik yapısı da ortaya çıkartılır. Yani diyelim ki işgal altında kaldı. Düşmanın işgali altında kalınca, alnımıza siyah silah dayanınca insanların karakteri değişir. Dolayısıyla bilmemiz lazım. Biz mukavemeti kiminle yapacağız? Düşmanla kimler işbirliği yapabilir? Bu savaşta gerekecek bilgiler. Bunu eğer barışta kullanırlarsa bu da suç. Yani bu demografik yapı, o diyelim ki seferberlik tetkik bölgesinin. Anladım. Evet. Peki partilerle alakalı olarak oy tabanındaki hareketlilik, işte partiler sistemi, bunu niye saklanır? Hayır, bunu tespit etmemeleri gerekir. Yani bu işte şeye niye bağlı. Niye mesela askeriyede bir birimin içerisinde böyle bir bilgi varsa, neden olur? Varsa hede amacından yanlış, farklı kullanılmıştır. Yani belki hani böyle çok sınır bölgeleri dediğimiz zaman, oraların işgal edildiği zaman insanların siyasi görüşünü işte oranını bilmek için belki gerekebilir. Yani demografik yapının içerisinde siyasi görüşler falan ifade edilebilir. Ama bu da bu maksatla kullanılır bence. Yani bunların hepsi seferde lazımdır. İşgal edilirse o bölge lazımdır. Ama bunlar bu çağa nasıl ekmek keserseniz faydalı bir alet. Ama insanı da yöneltirseniz zararlıysa, bu da ülkenin savunması için gerekli bir organizasyon. Ama bunu kullananlar, yanlış kullanırlarsa kabahat onlara aittir. Peki. Bülent Arınç'a suikast girişimi 5 yıldan fazla olduğu için bunun cezası. Evet, yani evet. Girilebilir dediniz. Sağlam yani buradaki bir... kanun maddesi öyle. Tamam. Sağlam bir gerekçe var. Bahane edildi, iddia edildi. Şimdi bu dosyaya takipsizlik kararı verildi. Pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Evet. Neden girilmek istenmiş olabilir? Yani Bülent Arınç bahane edilerek bu odaya neden girilmek istendi sizce? Ben yine 28 Şubat ve ondan sonraki o Ergenekon, yani Balyoz davası, daha sonraki bakın 27 Nisan, yani darbe teşebbüsleri, silahlı kuvvetlerin içerisindeki darbe hazırlıkları gibi yargıya intikal eden bir kısım davalarda anlaşılamayan bir mesele bu sivil organizasyonun, yani Seferberlik Tetkik Kurulu'nun hakim olduğu organizasyonun şeyde bu darbe içerisinde kullanılıp kullanılmadığı konusunu mahkeme veyahut da savcılar bir ihtiyaç duymuş olabilirler. İyi niyetli mi? Ben şahsen öyle düşünüyorum. Yani, Türkiye'nin menfaati için evet, mi girildi? Yani eğer açıktaki nizami güç
sınır ötesinden gelecek tehdide karşı kullanması gereken silahlı kuvvetlerimizi veyahut ona dayanarak, ona basarak devletin meşru organlarını değiştirmek için kullanıyorsa burayı da kullanmış olabilir. Peki siz kaç yılında emekli oldunuz? 96 yılında. 96 yılına kadar kozmik odalara, yani buraların askeriyenin gizli belgeleri sakladığı odalara operasyon yapılıp girildi mi mesela? Hayır, daha öncesinde? Hayır. Girilmedi çünkü darbeler hiçbir zaman araştırılmadı ki. Darbelerle ilgili bir yargılama oldu mu, soruşturma oldu mu ki şeye kadar, 2007'lere kadar öyle bir şey olmadı. Darbeye karşı olanlara karşı yargı mahkemeler kuruldu. Ama darbecilerin yargılandığı bir ortam olmadı. Olmadığı için de buralara kimse giremedi. Dolayısıyla muazzaf askerleri de yargıcın önüne getiremedi. Hı hı. Veyahut da davasını tutuklu yapamadı. Bunlar 2007'den sonra özellikle 27 Nisan muhtarasına hükümetin karşı gelmesi veyahut da ona karşı bir tavır almasından sonra olan şeyler. İkincisi de iktidar partisinin kapatılma davasının kapatılmamakla sonuçlanması sonucunda bu şey açıldı. Yani darbecilerin yargılanması süreci açıldı. Ondan sonra da biliyorsunuz Meriç Araştırma Komisyonları kuruldu. Evet. Bu araştırma komisyonu vasıtasıyla bugüne kadar olmamıştı. Bakın 1960 darbesi, ondan sonra araştırma komisyonu kurulduğu yıl 2012. Hı hı. 2012'ye kadar böyle bir şeyi meclis araştırma cesaretini kendinde bulamamıştı. Ondan sonra 3 komisyon kuruldu, alt komisyon. Birisi 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 müdahalelerini inceledi. Hı hı. İkinci komisyon 12 Eylül 1980 darbesini inceledi. Üçüncü komisyonda 28 Şubat ve 27 Nisan darbelerin askeri müdahalelerini inceledi. Ve şu elinizde bir rapor mesela, var. Meclis raporu meclisin var. Meclisin raporu özeti, evet. Bu da. Dolayısıyla bunda somut deliller, belgeler var. Somut deliller ve belgeler olmasına rağmen Türkiye'de hani çok önemli davalar vardı. İşte Ergenekon bir taraftan yürüdü, Balyoz. Bunlarda bu kadar somut deliller olmamasına rağmen, yani gerçekleşmemiş darbe girişimleriydi ki şu anda işte sahte delilleri konuşuluyor. Bilinmeyen, bugüne kadar hiçbir ihbarcısı ortaya çıkmayan bir süreçten bahsediyoruz. Burada pek çok böyle mahkumiyetler falan oldu Balyoz'da. Oysa ki 28 Şubat, sizin önünüzde iki tane daha kitap var. 28 Şubat iddianameleri yazıyor, iki cilt. Bu kadar somut deliller olmasına rağmen bu davada Ankara 13. Ağır Ceza'da buharlaştırılıyor resmen. Evet. Bu size mesela garip geliyor mu? Nasıl bakıyorsunuz bir asker olarak? Ergenekon, Balyoz... Ama bir taraftan da hani Türkiye'nin bana göre namusu diyebileceğimiz bizlerin bir dava var. Bu dava o kadar da ilgi çekmedi. Üç dava arasında siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi bu 1300 sayfalık 28 Şubat BÇG iddianamesi. Evet. Bununla ilgili ilk iddianame 2013 yılında verildi. Ve Ankara'da dava sürecine dönüştü. Dönüştü. Evet. Sonra tabii yine 2013 yılında 5. yargı paketiyle beraber olağanüstü yetkili mahkemeler kaldırıldı. Hı hı. Bu normal mahkemelerde davası görülüyor. Daha sonra tutukluk hallerini değiştiren yasalar oldu ve tutuklu yargılamalarda serbest yargılamaya döndü. Hı. Ama 1300 sayfalık şu iddianamenin içerisinde öyle belgeler var ki başka hiçbir delile gerek kalmadan Batı Çalışma Grubu'nu, bunun içerisinde 103 şüpheli var. O şüphelilerin hakkında karar verebilecek bir birikim var bunun içerisinde. Tamam, ben de onu söylüyorum. Evet. Yani buna rağmen var. Hiçbir şekilde... Yalnız işte bakın tabii savcılıklar değişti. Bunun hazırlayan, hı-hı, Mustafa Bilgili. Evet. Aynı şekilde Kozmik Oda ile ilgili iddianame hazır şeyi, soruşturmayı yapan da Mustafa Bilgili. Hı-hı. Şimdi bunun değişmesinden sonra Kozmik Oda ile ilgili dava kovuşturma yer olmalı kararı verildi. Hukukçular diyorlar ki
ona bir dönelim isterseniz. Ben oraya bir bahsedeyim. Hukukçular diyorlar ki eğer savcının inceleme yetkisi olmayan devlet sırrı niteliğindeki belgeler incelenmeden eğer kovuşturma yer olmadı karar verilmişse eksik bir karardır bu deniyor. Bu belgeler incelenmesi lazım. Hı hı. Bunu kim inceleyebilir? Hakim inceleyebilir. O zaman savcı bir iddianamesini devlet sırrı sayılan belgelerin incelenmesi kaydını koymak suretiyle bunu kovuşturma yer olmadı karar değil iddianame olarak mahkemeye sunması gerekirdi diye hukukçular böyle düşünüyorlar. Tamam, iddianame hazırlanmadı. Ama hazırlanmadı, eksik kaldı ve bir çarpıklık var burada. Aceleye getirildi, kovuşturma yer olmadı karar verildi. Elindeki delillerle, bunlar da delillerin bir kısmı işte o zaman oluşturulmuş deliller olarak falan değerlendirmek suretiyle kovuşturma yer olmadı karar verildi. Halbuki o adli emanette bulunan hard diskin imajları ilgili hakim tarafından incelenip onun içerisinde bu davada suç unsuru var mı yok mu anlaşıldıktan sonra ya o zaman beraat edilmesiyle kovuşturma yolunda karar verilmesi lazımdı veyahut da mahkemeye devam edilmesi lazımdı. Ama böyle bir noksanlık var. Böyle bir noksanlık var. Bir de TÜBİTAK'ta bunların kopyalanması. O ayrıca o da bir ayrı bir mesele. Yani tabii savcı kendi incelemesi yetkisi olmayan onda mutlaka şey yapmak lazım. Hard diskin imajlarını, çıktılarını almış. Bunları bilirkişiye havale etmiş. Bilirkişi devlet sırrı olanları ayırsın, bize bildirsin, ben de bunları iade edeyim diye bir düşünceye içinde hareket etmiş. Ama yasal olarak böyle bir yetkisi yok aslında. Hı hı. O bilirkişiye güvenmiş. İfadesi kendi beyanatında diyor ki Sayın Savcı, o zaman diyor paralel yoktu. Dolayısıyla bunun dışarıya çıkarılması, sızdırılması gibi bir endişem de bulunmamıştı. Bilirkişiye güvendik ve ayırsın diye gönderdik ama... Ama o bilirkişiyle alakalı da şöyle bir şey var. Balyoz, Poyrazköy, Danıştay gibi hani kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda bir kesimin ya da bir odan istediği gibi raporlar hazırlamak iddiasından atıldı TÜBİTAK'tan. Sonra çıktı o işte. O da bu şey oraya verildikten sonra çıktı. O onu demek istiyor herhalde. Hı hı. Paralelci yoktu o zaman dediğinde bu vermiş. Ama bunu verme yetkili değildi. Yani Harsnix'in imajlarını, çıktılarını bilirkişiye ona değil kendisi açmaya yetkisi yoktu. Emanette iki mühürlü olarak savcılık emanetine teslim edilen şeyi ancak hakim inceleyebilirdi. Dosya bu belgeleri inceleyip delillendirsin diye hakime intikal ettirilmesi gerekirdi. İddianame ile olabilirdi bu. Veyahut da bir kanun çıkartılırdı. Savcının incelemediği şeyleri hakim tarafından incelip iddianame öyle hazırlanır falan diye bir yetkilendirme kanunu çıkartılıp yani hakimi görevlendirme kanunu çıkartılabilirdi. Bir hukuksuzluk var. Var. Yani işleyen bir hukuksuzluk. Evet, bir hukuksuzluk. Peki, şimdi dönelim öbür şimdi tarafa. Dönelim. Sorunuza dönelim. Ben 28 Şubat'a geleceğim ama siz kozmik biz kozmik oda diyoruz. Siz seferberlik Tetkik kurulu diyorum. Özel odaları diyorsunuz. Gizli evraklarını gizli. Evraklarını her tarafı gizli yani. Oranın her tarafı yani başından girdikten sonra. Çok uzun sonra... ama bunu bu şekilde söylemek ama söylemeye devam edeceğim ben. Burada şimdi STK bir hukuksuzluk. STK diyebilirsiniz. Seferberlik Tetkik Kurulu. Buradaki belgeler alınıyor. Daha sonra sizin de söyleminizle pek çok hukuksuzluk yani hakime gitmesi gerekirken işte gönderilmiyor, iddianame hazırlanamıyor. O süreçte 4 yıl devam eden bir soruşturma var. 38 kişi soruşturuluyor. Kimse tutuklanmıyor çünkü o işte hani kroki yuttu denilen askerin kroki yutmadığı yani öyle bir hadisenin olmadığı. İşte bir telefon görüşmesi var deniliyor. Telefon görüşmesi yok. Hani hiçbir şeye girmiyor. Sonra bir ihbarcı deniliyor. Hani Amerika'dan bir ihbarcı arandı.
ihbarcı, yani öyle bir telefonun olmadığı ortaya çıkıyor. O Amerika lafını başka taraftan geldi ama iddia şeyin içerisinde konuşturma yolmadı karı keçi öğrendi bir... O da çıkmıyor ortaya. O çıkmıyor ama. Evet. O da çıkmıyor. Evet. Yani garip bir şekilde. Ve bu ihbarsız böyle isimsiz telefonlarla Türkiye 2007 yılından bu yana biz böyle bir süreçle tanıştık. Yani işte HSYK'da bunlar var, işte savcılarla ilgili. Ergenekon, Baryoz davasında bunlar var. Yani her şey böyle bir ihbarcı ve Türkiye bu isimsiz ihbarcıların hiçbirisini tanımıyor. Yani ben görmedim, siz gördünüz mü bilmiyorum, tanıştınız mı? Yok tabii yani, evet. Şimdi böyle bir şey var ve soruşturmada takipsizlik kararı. Belli ki bir hukuksuzluk var, yürütülüyor. O zaman bir soruyu beraberinde getiriyor. Neden girildi ve... Yani iyi niyetle diyorsunuz girilebilir. Keşke öyle olsaydı. Girildiyse bu belgelerle işte o 1,5 terabaytlık hard diskle ne yapılmış olabilir? Ben yine sizce kimin işine yarar? Oradan bu birimlerin hı-hı. yani Seferberlik Tetkik Kurulu birimlerinin 28 Şubat ve darbelerin içerisinde kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için girdiklerini ben düşünüyorum. Çok iyi niyetli bakıyorsunuz. Böyle midir gerçekten? Ben öyle düşünüyorum. Yani o amaçla girildiğini ben düşünüyorum. Aksi takdirde ama bugün yani paralelin içinde paralel çıktı. Ergenekon ayrı bir paralel. Yani silahlı kuvvetlerin içerisinde bir cuntadır bu. Darbeci bir damar var. O ayrı bir organizasyonu var. Ondan sonra bunun içerisinde cemaat ayrı bir farklı bir şekilde organize paralel olmuş. Paralel yapı varlığına inanıyor musunuz? Tabii. Var mıdır yani paralellik? 17-25 Aralık darbe tabii, olarak değerlendiriyor musunuz? Tabii yani evet. Peki bu kozmik odada da paralel yapının katkısı var mıdır? Yani eli var mıdır? Anlamaya çalışıyorum. Yani mümkün nasıl... olabilir. Yani çünkü bir kısım davaların şöyle de düşünülebilir. Bir kısım davaların delilleri paralel yapının içerideki elemanları tarafından temin edilip de getirilmiş olabilir. Yani farz edelim bir birimde çalışan elemanı var. Onlar tarafından temin edilen gerçek evraklar. Yani uydurma evraklar değil, gerçek evraklar olabilir bu şekilde. Dolayısıyla paralel yapı bir dönem, yani işte aşağı yukarı 2009-2010'da, 2009'un Aralık ayında İsrail'in Gazze'yi bombalaması 21 gün bombaladıktan sonra paralel yapıyla hükümetin arasındaki açı açıldı. Evet. Ondan sonra işler değişti. Ya 2010'dan orada da işte itibaren, bu telefon dinlemelerinde... Evet, 2010'dan itibaren işler değişti ve darbelere karşı yönlendirilen bir cemaat diyelim. Çok usta bir şekilde devletin içinde de organize olmuş. Ondan sonra hükümeti devirmek için... farklı bir şekilde işbirliği yapmaya başladı diyebiliriz. Peki yani. Bu belgelerle ne yapılmış olabilir sorunu yineleyeyim mi? Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bu sadece iyi niyetli evet. Hayır girilmiş. Bu belgeler bakın ben size söyleyeyim. Kimin işine yarar? Yani belki o bölgedeki bir kısım insanlardan hangileri zaten bakın açık 2013 için ya da kimlerin kullanılmasına 2013 yönelik. Yılında Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı lağvedildi. Silahlı kuvvetle. Evet. Yani şimdi öyle bir bölge başkanlığı yok. Evet. Bu lağvedildiği zaman bunun sorumlu olduğu bölgedeki o sivil insanlarla ilgili görevler de iptal edildi. O belgeler kim elinde olursa olsun bir işe yaramaz. Bir işe yaramaz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tamam. Güzel bir şey söylediniz çünkü. Evet, Ülke TV ekranlarında Söz Bitmeden programında emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi ağırlıyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için. Şimdi en son bu kozmik oda diyeceğim. Tamam. Sizi umarım kızdırmam ama izleyicilerimiz de çünkü öyle anlıyorlar. Tamam. Yani daha anlaşılır olduğu için ama kozmik odaların artık hani çok fazla Genelkurmay'da kozmik odası var. İşte Seferberlik Tetkik Kurulu'nun çeşitli böyle belgelerin saklandığı odalar var. Tek oda olmadığını biliyoruz. Evet. Ben şurada bir daha açıklama yapayım. Seferberlik Tetkik Kurulu Özel Harp Dairesi'nin bünyesinde bir seferberlik tetkik kurulu. Bunun bölge başkanlıkları ve ondan sonra kaç tane var? Başkanlıkları var tabii çok. Türkiye'de kaç tane var? Şimdi mesela daha önce 14 taneydi. 2010'dan itibaren 22 tane oldu. 22 tane? 22 tane il seferberlik tetkik kurulları var. Bu merkeze bağlı.
Çünkü merkezle irtibat olmadı, merkeze girilmedi. Sadece Ankara'daki şubeye mi girildi? Evet, Ankara'daki bölge başkanlığı diyelim ona. Ama esas ana merkeze girilmedi. Tamam. Evet. Ama dediniz ki artık oradan her ne murad edildiyse o belgeleri alarak orası lağvedildi bölge. Evet. Ankara bölge başkanlığı lağvedildi. Dolayısıyla o bölgedeki bütün görevliler de... O bölgenin hangi illeri kapsıyorsa, hı hı, oradaki sivil verilmiş olan görevlerle olan sivillerin görevleri iptal edildi. Lağvedildi. Yani şimdi zaten en gizli olanlardan birisi söylemiştim ben, personel bilgileri. Evet. Kim nerede ne görevi var? İkincisi ne görev yapacaklar bir seferde, ne görev yapıyor bu? Üçüncüsü de bunlar şeyde darbe dönemi içerisinde amacının dışında kullanıldı mı? Bu üç mesele vardı. Dolayısıyla bunun ancak eğer bu bilgiler alınmışsa, darbe döneminde kullanılan personel varsa, bunu ele geçirenler o personelden istifade edebilirler. Tehdit, yani ona ne yapabilir? Yani bu bilgileri şey yapmak suretiyle istediği şekilde kullanabilir. Peki onu. Soruşturmaya takipsizlik verilmesinde bu bölge başkanlığının, Ankara'daki bölge başkanlığının kapatılmasının bir etkisi var mıdır? Yok, ben zannetmiyorum. Çünkü o bölgenin içerisindeki insanlar da belki suç işleyenler varsa bulunacaktı ama esas buna emir verenlerin bilgisi olması lazım. O hard disklerde varsa kullanılanlar ve kullananlar olması lazımdı. Kapatmış olması soruşturma yeri olmadı kararının şeyi olmaz. Yani sebebi olmaması lazım, etkisi olmaması lazım. İlker Başbuğ Paşa'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki faili meçhul cinayetlerin izlerini aramak istediler. Mümkündür yani, o da vardır. Bulunabilir miydi orada? Yani belgelenmez ama olabilirdi yapılmışsa eğer. Şöyle diyelim, eğer herhangi bir de Ankara bölgesinin içerisinde faili meçhul yok ki Ankara'nın. O bölgenin sorumlu olduğu bölgenin içerisinde... Çünkü bir kısmı diyor esas, ki yani oradaki yerde bunun izleri bulunmaz. Yani böyle bir şey orada, çıkmaz. Hayır, tabii oradan çıkmaz. Yani Ankara bölgenin sorumluluk alanı terörle mücadele edilen bir bölge değil. Terörle mücadele edilen bölgenin içerisinde olabilir. Yani olsaydı, böyle bir şey varsa oranınkinde olması lazım. Faili meşhur orada aramak lazım o zaman. Yanlış yerde arıyorlar demektir. Bence darbeye nasıl alet edildi veyahut da çok bilmeden bilgiye nereden ulaşılacağı konusunda tam vakıf olmadan, siz şimdi nasıl hep kozmikoda diyorsunuz, yani sistemin içerisini tam bilmeden bu operasyon yapılmış diyebiliriz. Onu arıyorlarsa esas özel hak dairesinin kozmik odasına girmeleri lazımdı. Ana merkezin, göl başındaki özel harp dairesinin kozmik odasına girilseydi, yani orada bulurlar demek istemiyorum yani. Orada aransaydı, varsa bulunurdu. Başka bölgelerinki de merkez. Hı hı. Yani seçtikleri yer yanlış şey olarak, eğer amaçları oysa. Ama o amaçla yanlış yerde arama yapmış olabilirler. Ama bana göre esas... Sizin söylediğiniz şeyler... daha fazla böyle hani şüpheyi beraberinde getiriyor. O zaman amaç bu değilse, yani Ankara Genel Merkezi Gölbaşı'ndaki yere merkeze girilmediyse, o zaman burada başka bir şey, demek ki amaç daha farklı. Yani, çünkü Bülent Arınç'a suikast yapılmayacağı, yani böyle bir plan olmadığı ortaya çıktı. Ama şimdi o albayımızla binbaşımızın, o yani işte Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı'ndaki iki subayımız aşağı yukarı bir yıl orada faaliyet göstermişler. Yani bunlar kendileri de ifadelerinde söylüyorlar. Şeyde de var. Savcının kararında da var. Ama demek istediğim şu, takipsizlik kararında yani şöyle bir şey de var. Kurma bir şey değil. O iki kişi, işte hani kroki yuttu denilen askerle diğer albay, onlar da o tarihte mesela Çukur Ambar'da değil, başka bir yerde. Oysa ki orada olduğu söylendi.
o tarihlerde. Oysa ki o... Ama sonraki ifadeler onlar. İlk tespitlerde, ihbar edilen yerde o arkadaşlar ele geçirilmişler. Sonra Merkez Komutanlığından, Seferi Tetkik Kurulu'ndan subaylar çağrılmış. Onunla beraber gitmişler. Orada olmuş bu. Sonra o bölgede bir yıldır başka bir subayın hakkında araştırma yaptıklarını kendi ifadelerinde söylüyorlar. Yani çalışma var. Ama Arınç'la ilgili, ama başka birisiyle ilgili. Ama Sayın Arınç'ın evine yakınında belki sokaklar farklı. Birisi 1424, birisi 1425. sokak. Farklı sokaklarda ikamet ediyorlar. Sayın Arınç bir yerde. Öbür kurmay albay arkadaşımız emekli olmuş şimdi. O başka bir sokakta. Onu takip ettiklerini söylüyorlar. Yani takip etme işlemi var aslında. Bu iki arkadaşın haber toplamak için aslında böyle bir onların da yetkileri yok mesela. Kendi ifadelerinde biz Bülent Arınç için değil, öbürünü takip ediyorduk diye. Kendi ifadeleri var. Dolayısıyla olay olmuş oldu. Dolayısıyla onların üzerinden ancak bir şeye gidilebilir. Ankara Bölge Seferberlik Tetkik Kurulu'na gidilebilir. Onlar şeyin direkt elemanı olsaydı oraya gidilirdi. Yani demek istediğim ancak buraya ulaşabilmişler. Bu yani belki bir sonraki aşama genel merkezdi. Belki olabilirdi. Yani müsaade edilirse olurdu. Veyahut da ona da bir sebep bulmaları lazım mutlaka. Orada eğer belki artık mesela o imaj içerisinde üst komutanlıktan alınmış emir ve meşru olmayan emir buldularsa eğer, o zaman orayı da arama imkanları olurdu. Ya öyle bir şey bulmadılar veya incelenmedi bu. Ama bunun içerisindeki imajlar dahil aşağı yukarı 25 gün seferberlik tetkik bölgesinde kopyalar alınmadan önce incelenmesi, hepsi elden geçirilmiş bunların hepsi. Ondan sonra alınmak istendiği zaman verilmemiş, emanete alınmış. Sadece 22 tane belge, yazılı belge. İçerisinden 7 tanesi devlet sırrı olduğu için bırakılmış. Gerisi yine savcılığa verilmiş mahkemeye. Ama hard diskin içi devlet sırrı olduğu için o kopyalanmış bir sureti seferberlik tetkik bölgesinde muhafaza edilmiş. Öbür sureti savcılığa değil, Genelkurmay Başkanı Destek Kıtaları Komutanlığı'nın bünyesindeki, o da Kozmiko'da, yani o da oradaki bir kasada, gizli evrak biriminde savcının mühürüyle muhafaza edilmiş. Yani savcılık mühürlemiş bu ikisini de. Başkası açamayacak şekilde. Kendisi de alamıyor, başkası da alamıyor. Sonra Seferberlik Tetkik Bölge Başkanlığı 2013 yılında lağvedilince ondaki birimler Özel Art Dairesi'ne teslim edilmiş. Yani bir üst komutanlığına, birimine teslim edilmiş. Fakat destek kıtalarındakini mahkeme kararıyla oradan alınmış, tekrar talep edilmiş 2013'te. Oradan alınmış, savcılığın emanetine alınmış. Savcılık emanetinde de mühürlenmiş. Ama bunu kim inceleyebilir? Hakim inceleyebilir. İşte o safhada yani ben hukukçu değilim. Gerçi biraz hukuktan ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde ben 2 yıl yüksek hakimlik yaptım. Orada eski savcı, yani Mustafa Bilgili Bey, iddianameyi hazırlasaydı da bilirkişiye havale edeceğine, mahkemeye iddianameyi havale etseydi ve deseydi ki hard disk'teki bilgi ve belgeleri incelenerek iddianamenin takviye edilmesi diye bir talep de bulunsaydı, o zaman hakim şeyi incelemek durumundaydı. Hard disk deki o imajları, bilgileri incelemek de. Onun içinden ne çıkacak onu bilmiyoruz. O bilinmiyor. Yani şu anda o bilinmeden bu karar verilmiş. O zaman doğru bir yöntem olurdu. Yani bu takipsizlik kararının doğru vermeden hatta eksiklik var. Eksiklik var. Eksiklik var. Yani başka şekilde sonuçlanabilir miydi? Bilmiyoruz. Hard disk'in içerisinde ne bilgi var? Ya yani imajlarda aradıkları, yani o bölgenin veyahut da Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kendisi veyahut da elemanlarıyla darbeye destek vermiş mi? Veyahut da darbede suç sayılan fiiller işlemişler mi? Bunun içinde kayıtlı mı değil mi, bunu bilmiyoruz şimdi biz. Peki buna dair Ergenekon ve Balyoz'a yönelik olarak bilgiler de çıkar mıydı orada?
İncelenmiş olsa. Varsa kullanılsa çıkardı yani. Eski tarihten itibaren incelenseydi onlarla ilgili de buraya intikal etmiş. Bunların görevlendirilmesiyle ilgili herhangi bir şey varsa olabilirdi yani. Ergenekon ve Balyoz davalarına nasıl bakıyorsunuz bu arada? Çünkü ben şahsen şimdi olarak... Ergenekon ve Balyoz'dan ziyade onlar çünkü artık şey safhasına girdiler. Karar verilmiş vaziyette. Yani bozulma meselesi sadece Sayın Aytaç Yalman'la Hilmi Özkök'ün mahkeme tarafından dinlenmemesini, yeterli dinlenmeye yani şahitlerin dinlenmemesi bakımından Anayasa Mahkemesi bozdu. Onun dışında bozma sebebi yok. Yani deliller hani uydurma delil falan diye bozmadı sadece. Ama bu iki kişi dinlenmediği için bozdu. Dolayısıyla onlar normal şartlarda devam edecek. Herhalde bir şey olmaz. Benim söylemek istediğim esas 28 Şubat. 28 Şubat. 28 Şubat'ın birinci dereceden sorumluları. Yani hepimiz içerisinde yaşadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir Milli Güvenlik Kurulu hakim oldu. Onun üzerinde bir. Ondan sonra diğer icranın üzerinde de bir Batı Çalışma Grubu ve bunun uzantıları hakim oldu. Ve ülke belirli bir süre onların baskısı altında yürütüldü. Bunu aşağı yukarı yani Batı Çalışma Grubu'nun ömrü o kadar sürmedi ama 12 Eylül 2010 anayasa oylamasına kadar bu baskı milleti üzerine devam etti. Ondan sonra biraz tedbir alındı. Dolayısıyla esas birinci dereceden sorumlu gerek asker gerek siviller hakkında iddianame hazırlanmadı, henüz soruşturma duruyor. Onun devam etmesi lazım. Bunun içerisinde bakın Cumhurbaşkanlığından gelmiş belgeler var. Ondan sonra Genelkurmay Başkanı'ndan gelmiş belgeler var. YÖK'ten gelmiş belge, MİT'ten gelmiş belgeler var. Şu nedenle yani meclis araştırması nedeniyle meclise gelmiş bütün belgeler, toplanan belgeler bunun içerisinde var. Ondan sonra müdahillerin kendi ellerinde silahlı kuvvetlerden veya başka taraftan çıkartılırken elde ettikleri belgeler var bunun içerisinde bilgi olarak. Yani başka hiçbir müdahili, şüpheli, herhangi bir şey dinlemeden şunun içerisindeki belgelerle Batı Çalışma Grubu hakkında karar verilebilir. Müdahiller meseleyi uzatıyor. Müştekiler de meseleyi uzatıyor. Bir tanesine tebligat yapılamazsa gidiyor. Onlar hiç olmasa şu belgeler nasıl mesela 12 Eylül davası sonuçlandı bitti. Evet. Değil mi? Çok kısa zamanda. Bu da sonuçlanır. Bunun arkasından da esas sorumlular, Milli Güvenlik Kurulu'nun birinci dereceden sorumluları, o zamanın Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı, o zamanın Cumhurbaşkanı, bundan sorumlular. Bunlar da hakkında da dava açılması lazım. Onun dışında 28 Şubat'a destek veren herkes hakkında da dava açılması lazım. Bu şimdi bir somut destek verenler diyelim. Çünkü sadece asker ayağı yok. Sadece askere dava açılması da ben haksızlık olarak görüyorum. Gayet eğer tabii yani. Bir darbeyle somut destek verenler hesaplaşacaksak diyelim ki Anayasa'nın mahkemesi efendim o zamanki Yargıtay Başsavcısı, sivil toplum kuruluşları, medyası, sivil kurulu, 5 tane sivil kurulu, hepsini evet. Koymak lazım içerisine. Dolayısıyla onların mutlaka bir daha bu olmasın diye hesabı vermeleri lazım. Suçsuzlar da aklanması lazım. Yani devlet adalet için vardır. Adaleti sağlamak içindir. O olmadan olmaz. Mağdur olanlar vardır. Mağdur edenler mutlaka cezasını görmeli. Mağdur olanların da mağduriyeti giderilmeli. Bir daha da bu darbeler olmasın diye gerekli mevzuatta ne yapılacaksa bu yapılmalı. Eğer siyasi istikrar olmasın tekrar kargaşa içerisine ülke gidebilir. O bakımdan siyasi istikrar şimdi bu sükuneti götürüyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz. 28 Şubat davasıyla alakalı söyledikleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Bu davanın bizler için, hepimiz için, evet. Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. İnşallah bir an önce sonuçlanır. Çünkü i̇nşallah. Elimizdeki darbeci aktörlerinin ve mağdurlarının da hayatta olduğu en somut dava ve darbelerin içerisinde de en dramatik olanı diye düşünüyorum ben 28 Şubat davasını. Eğer bir darbe süreciyle hesaplaşacaksak önümüzde 28 Şubat'tan daha iyi bir fırsat olamaz. Evet. Şunu ben ilave etmek istiyorum. Yani bir algı operasyonuyla, psikolojik harekatla bu Kozmiko'da davasını
işte çok sulandırarak bunları gölge düşürülmek isteniyor. Evet. İddianameye gölge düşürülmek isteniyor. Uyanık bulunmamız lazım. Dolayısıyla bu iddianame bir an önce karar verilecek duruma gelsin. Peki, tekrar teşekkürler. Evet, bir programın sonuna geldik. Program konuğum emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'ydi. Yarın akşam görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.